Evet efendim, kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Tuğba Özay bizlerle. Tuğba selamlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Beryem. Evet, bugün riskli varlıklar için pozitif bir gün. Hem borsalar tarafında Asya, Avrupa, ABD vadeliler pozitif bir fiyatlama var. Hem de kripto paralarda yukarı yönlü bir fiyatlama görüyoruz. Hatta özlenen bir görüntü de altcoinlerde de aslında yukarı yönlü bir fiyatlama söz konusu. Bitcoin tarafına baktığımızda 21 bin dolara yakın bir fiyatlama var. Ethereum'da da 1100 doların üzerindeyiz. Tekrardan döneceğiz bu resesyon fiyatlamalarına. Piyasa düştü mü hemen arkasında artık yeni hikayemiz var. Resesyonu fiyatlıyoruz diyoruz. Peki sence bu bir ileri iki geri, iki ileri bir geri görüntü ne zamana kadar devam edecek? Yani Powell da artık resesyon söylemini bir nevi konuşmasında artık kabul etti. Peki bundan sonra riskli varlıklarda yatırım yapanları hem kripto paralar hem de hisse senetleri için soruyorum. Nasıl bir dönem bekliyor sence? Şimdi geçtiğimiz parasal sıkılaşma dönemlerinden biraz daha farklı bir dönem yaşama ihtimalimiz var burada. Neden diyeceksin? Çünkü kriptolar bazında özellikle altcoinler bazında ayrışmaların yaşandığını görebiliriz ki dün gördük örneğin işte Avax'ta BTC ağına köprü oluşturması nedeniyle bir haber akışı vardı. Burada bu şu demek aslında Avax ağı üzerinden de BTC'ye artık transfer yapılabilecek. Bu gibi haber akışları geldiğinde burada ayrışma görme ihtimalimiz yüksek. Ama genel bir şeye baktığımızda, fiyatlamaya baktığımızda zaten resesyon burada hani hep konuşuyoruz ya kurumsallar ne zaman ne olur da kriptoları tercih ederler. Şimdi özellikle tahvil getirilerine baktığımızda tahvil getirilerinin düşmeye başladığını görüyoruz. Resesyon fiyatlamaları genelde arzu daha sınırlı olan ürünlere geçişi destekler. İşte bunu daha önce bizim bildiğimiz kriptolardan çok öncesinde bildiğimiz geleneksel güvenli liman olarak bilinen altın vardı. Altın arzu sınırlı olması nedeniyle hep güvenli liman olarak bilinir. Burada kurumsallar tarafından hani Bitcoin ya da işte diğer kriptolar bunun yerini alacak mı almayacak mı bu soru olacak. Çünkü daha öncesi parasal genişleme ve parasal sıkılaşma dönemlerini incelediğimde hep aslında para arzıyla pozitif korele hareket gerçekleştirmiş Bitcoin. Yani parasal genişlemenin olduğu dönemlerde fiyat artarken parasal daralma işte 2017-2018 parasal sıkılaşma dönemlerinde de fiyat düşmüş. Burada nasıl bir ayrışma gerçekleşebilir? Özellikle kurumsallar tarafında tahvil getirilerinin yeterli kalmaması nedeniyle o tarafa bir talep gerçekleşebilir ki diğer hani bu Bitcoin, Ethereum için böyle ama diğerlerinde de farklılığı oluşturacak olan kendi projeleri bazında gelen gelişmeler olacak işte. Bir de hani çok daha artık yaygınlaşıyor Perihan. Mesela işte Ripple Kanada'da yeni bir ofis açtı. Hani bunlarla ilgili işte Matic'le ilgili bir haber vardı. Polygon daha doğrusu yeni bir kimlik tanımlama sistemi geliştirdi. O da Matic'e pozitif etkide bulundu. Geneline baktığımızda ama bu ne kadar devam edecek sorusuna geliyorsan şu algının biraz silinmesi gerekiyor. Çünkü işte bu şeyden sonra Luna olayından sonra biraz güven zedelendi orada. Hani normalde de şeydir hani hiçbir şey olmasa bile çamur at izi kalsın muhabbeti var ya hani bu biraz bakışı değiştirdi ama piyasanın geneline baktığımızda zaten bu Amerikan hisse senetlerinde işte Nasdaq, Dow Jones bunlarda da aynı şekilde alım fırsatı verdiği zamanlar oluyor ve ayrışmalar gerçekleşiyor. Onda da örneğin hisseler tarafına baktığımızda artık büyüme hisselerinden değer hisselerine kayış olduğunu görüyoruz. Orada kendi içinde bile endeksler ayrışırken kriptolar tarafında da projeler bazında ayrışmalar göreceğiz. Peki diğer taraftan baktığımızda aslında kripto paralara özellikle altcoin'lere geleceğim ama gelmeden de Fed'in stres testi ABD bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi diye bugünün gündeminde önemli bir haber akışımız daha vardı. Artık yavaş yavaş resesyona da bir hazırlık aşamasındayız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dün PMI verileri açıklandı. Avrupa'da biliyorsun PMI verileri ekonomik aktivitede daralmaya işaret ediyor. Aynı şekilde Amerika'dan da veriler açıklandı. Amerika'da da düşüş var PMI tarafında. PMI'ler aslında ekonominin ne kadar canlı olduğunu gösteren 50 eşik sınırdır ama eşik sınıra yakın. Hani bunun zaten 50'nin altına düşmesi daralmayı işaret edecek ama orada şöyle de bir ayrıntı var.
resesyon öncelikli olarak hani bizim önceki dönemlerde bildiğimiz tanımı iki dönem üst üste daralmaya işaret ederken artık hani o birkaç döneme evrildi. Artık resesyon okuması da değişti. Ama Powell'dan gelen açıklama önemliydi çünkü bu zamana kadar hiçbir şekilde resesyon ihtimali olmadığına dikkat çekiyorlardı. Diğer taraftan işte yumuşak geçiş için alanları olduğunu ama artık hani bu alanın gittikçe zorlaştığına dikkat çekiyorlar. Bu aslında iki durumda da San Francisco Fed'in bir araştırması vardı. Enflasyon hani enflasyonun ne kadarı talep ne kadarı arz kaynaklı diye bir çalışma yapmışlar. Orada buldukları sonuç örneğin enflasyonun üçte birinin sadece talep kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bu şu demek olur da gerçekten talep kaynaklıysa Fed'in attığı adımlar istihdam tarafından ve büyümeden feragat etmesi işine yarar enflasyonu düşürebilir ama talep tarafından kaynaklıysa. Yani burada enflasyonu düşürmek için hem istihdamdan feragat ediyor ki onu zaten hani burada alanını güçlendirmek için istihdama pandeminin başından bu yana hani hep biz istihdam konuşmuştuk, full istihdam diye konuşmuştuk burada. Orayı zaten çok güçlü bir şekilde devam ettiğini şu an görüyoruz. İstihdam piyasası canlı. Ama hani orada zaten enflasyon tarafında güçlü davranabilmek için orayı bir kenara bıraktı. Burada alanım var dedi. Bunu biraz hani göze almam gerekiyor dedi. Büyümeden de feragat ediyorum dedi. Şimdi bu eğer gerçekten talep kaynaklıysa işe yarar sadece işte ekonomik daralmayla konuşur. Piyasa tarafını ayrıca konuşalım onun. Şu an hani makro tarafı biraz konuşuyorum. Ama eğer olur da hani bu San Francisco Fed'in dediği gibi enflasyonun 3'te 2'si maliyet kaynaklıysa bu sefer şu olacak. Bir taraftan daralma yaşanacak, ekonomik daralma yaşanacak. Diğer taraftan da enflasyon devam ediyor olacak, artmaya devam ediyor olacak. Bu da işi biraz stagflasyona döndürür ki benim beklentim o yönde zaten. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda aslında bizim bu zamana kadar normal şartlarda bildiğimiz işte bu resesyon, stagflasyon fiyatlamalarında genelde riskli varlıklardan kaçış olur. Daha güvenli limanlara kaçış olur. Şimdi bunu şöyle ilk başında da anlattığım gibi şöyle bir ayrışma yaşama ihtimalimiz var burada. Örneğin işte Grayscale'ın CEO'sunun da bir açıklaması vardı. Biliyorsun ProShares'ın çıkarttığı bir short ETF var. Piyasa artık çift yönlü çalışmaya başlıyor ki bu biraz da hani bizde de öyledir işte açığa satışların neden olması gerektiğini, neden önemli olduğunu konuşuruz hep burada. Bu kripto piyasalar tarafında da bu başta biraz hani short bir ETF'in olması olumsuz bir algı yaratıyor olsa da piyasanın fiyatlama mekanizmasının kendi dinamiğini bulması açısından bence oldukça önemli. Ben çok da negatif okumadım bu haberi. Hatta şöyle de okunabilir, SEC tarafında olsun diğer işte para politikalarını ve işte kripto mevzuatını düzenleyen kurumlar tarafından bakış açısı olarak da bunun piyasadaki fiyatlamaları biraz daha sağlıklı okuyabileceğini gösterir ki bu da şu anlamda bunu söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde işte bu sert satışlar yaşandığında kriptolarda yaşanan kayıplar ve bu düşüşler bir finansal krizi tetikler mi? Bunu konuşuyorduk biz. Şimdi piyasa ters yönlü olduğunda bu satışlar yaşandığında birileri için de alım maliyeti, fırsat maliyeti yaratıyor olacak. Bu anlamda da hani baktığınızda piyasada alıcılar ve satıcılar hani bir denge oluşacağından biraz daha sağlıklı bir görünüm ortaya çıkıyor olacak. Bu fiyatlama ne kadar devam eder? Bu fiyatlama tabii ki önümüzdeki sürede devam edecek diye düşünüyorum ben. Ama burada işte 20 binlerde tutulan bir Bitcoin gördük. Ben işte bir 23 bine doğru bir hareket bekliyorum ki 21 binlere gelmiş durumda şu anda. Ama 23 binden sonra hani bu şelale gibi bir düşüş değil de kademe kademe bir düşüş görebiliriz. Aralarda da alım fırsatı verebilir ama zaten şu anda ayı piyasasında. Bu zikzak hareketler de devam edecek diyorsun. Aslında Mobius da aynı şeyi söylemiş. Bana göre Bitcoin'de dip görülmedi demiş ve hatta daha öncesinde biliyoruz ki ayı piyasası değil boğa piyasasındayken Bitcoin'de 20 bin doları beklediğini ifade etmişti. Ama şu an 17-18 binler benim için henüz dip değil demiş Mobius. Aslında teknik olarak aynı fikirde misin? Evet teknik olarak aynı fikirdeyim ama bir taraftan da bunun özellikle dediğim gibi kurumsallar tarafına alım fırsatı yaratabileceğini de düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımda çünkü artık merkez bankalarının kredibilitelerinin de Fed de dahil olmak üzere buna sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz.
Böyle bir dönemde onların hareketlerini çok öngöremediğimiz için bu volatilite biraz da bundan kaynaklanıyor. Çünkü ilk başında işte enflasyon geçici kalıcıyı tartışıyorduk. Şimdi mesela resesyon olmayacak demişlerdi. Öyle bir ihtimal görmüyoruz demişlerdi. Şimdi öyle bir ihtimal gördüklerinden bahsettiler. Önce maliyet kaynaklı enflasyon demişlerdi. Şimdi talebe evrildi. Orada bir belirsizlik olduğu için bu fiyatlamaların bence bir kısmı da hani buna oran veremem. Üçte bir, üçte iki diyemem ama beklentilerin bu belirsiz ortamdan fiyatlamalara doğru yansımamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü bir beklenti oluşturamıyor. Biz önceden işte Fed'e güvenirdik ki son toplantıda benim de 50 bas puan artırım beklememin nedeni de Fed'e olan o geçmişten bu yana gelen güven algımızdı. Ama artık mesela Fed'in bir toplantısında dinlediğimde şey diyeceğim. Evet Fed burada böyle dedi ama böyle de yapabilir yapmaya gibi, da bilir, yapabilir ya da yapmayabilir diye. Gibi öyle de bir algı oluştu. Peki kripto paralarda özellikle Bitcoin yükselirken sürekli El Salvador'u konuşuyorduk. Biraz da düşerken konuşalım. Çünkü El Salvador tarafında da burada bir haber var. Toplamda şimdi aldıkları Bitcoin'e birlikte 56 milyon dolar net zarardılar ama aslında şöyle Bukele de güzel bir şey söylemiş. Demiş ki biz satmadığımız için zararda değiliz biliyorsun. Satmadığı sürece kar da zararda reel değildir. O yüzden biz zarar ettiğimizi düşünmüyoruz çünkü henüz satmadık demiş ama doğru. Şimdi bu diğer ülkelerin birazcık daha aslında şey diyorduk. El Salvador'un arkasından diğer ülkelerde belki ödeme birimi ya da işte merkez bankalarında bir rezerv para olarak Bitcoin'i kullanır mı diye sorarken şimdi zaten kurumsallarda bir endişe oluştu haliyle ülkeler arasında da oluşacak bu endişe ama burada ilk adım El Salvador'dan gelmişti ama diğer ülkeler bir süre şimdi temkinli mi gidecek sana göre? Tabii ki temkinli gider. En azından suların biraz daha durulmasını beklemek isteme konusunda bence çok daha haklılar. Ama şöyle bir gerçek var tabii hani bu fiyat hareketleri evet devam ediyor. Bir taraftan kimilerine bir maliyet konusunda fırsat yaratırken kimileri de aslında bu satışların biraz da derinleşme nedeni şundan kaynaklanıyor. Örneğin işte Bitcoin'in var ama diğer tarafta da farklı bir altcoin'in var ve orada margin call yediğinde bir likidite yaratman gerekiyor. Onu yaratabilmek için elindeki diğer varlıklardan satmaya çalışıyorsun ki Bitcoin'de de bu yaşandı zaten. Bu tarz böyle hareketler olduğu sürece yani hani sadece bir pandemi için şey diyorduk ya hani Çin'de pandemi bitmeden dünyada pandemi bitmez diyorduk ya hani bunu buraya da uyarlayabilirsin. Diğer taraflarda altcoin'lerde satış bitmeden diğerlerinde büyük coin'lerinde işte Bitcoin, Ethereum, Avax bunların da hani tam anlamıyla artık buradan döndük diyebileceğimiz bir ortam yok. Ama katılıyorum masadan kalkmadığın sürece oyun bitmiş sayılmaz. Diyorsun. Peki aslında vaktimiz bitti ama iyi bir haber daha var. Bir dakikamız var. O da bankacılık devi Citi'den geldi. Citibank Bitcoin saklama hizmeti sunacağını açıkladı. Hep böyle ayı piyasasında olduğumuz için hep olumsuz haberlere odaklıyız ama evet. Fiyatlamadığımız olumlu gelişmeler de yaşanıyor aslında. Kesinlikle. Az önce bahsettiğim bu işte hani Citibank, HSBC, Barclays, işte Standard & Chartered bu tarz bankalardan bu haberler geldiğinde biz otomatikman şunu düşünüyoruz. Kurumsalların buraya ilgisi var. Kurumsalların buraya ilgisi artıyor ve bu şu an için mesela sadece saklama hizmeti sunarken yarın bir gün bu piyasada onların da olup olmayacağını bilmiyoruz ama bir ilgi olduğunu görüyoruz. Hem de en kötü zamanda böyle aynen bir karar öyle. Alması. Şu en kötü zaman diye kabul ettiğimiz ki, bir dönemde değil böyle mi? Böyle bir ortamda kaçabilirler, kaçmak hı-hı. isteyebilirler ama buna rağmen bu tarz olumlu haberlerin gelmesi de kurumsalların ilgisi artabilir. İlk konuştuğumuz tefe deniyorum. Resesyonda biraz daha arzı sınırlı olması nedeniyle oraya olan talebi canlandırabilir ve işte 20 bin dolarlar işte sadece Bitcoin için değil diğer altcoin'lerde de çok ucuz fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Oraya o maliyetler ilgiyi biraz daha canlandırabilir. Tuğba çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Halkrapek Strateji Gelişme Müdürü Tuğba Özay bizlerleydi efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Eren Can Umut sizlerle olacak.